Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığa YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Modelimizi ben çok sevdim arkadaşlar. Çok güzel, çok hoş bir model. Bakın yaprakları da bu şekilde gayet zarif bir model. Hemen arkadaşlar size bir gül çıkarır çıkarmaz videosunu çekmek istedim. Modelimiz bu şekilde. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Ara mesafemizde de 10 tane bu şekilde kirpikler yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir zincirimizi çektik. İlk başlarken de aynı şekilde ipimizi tığımıza tutturup tığ battığımıza sık iğne ile girdik. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu çektiğimiz bir zincirimizin ara kısmından girip bu 4 zincirli kirpiğimizi buraya sabitledik. Bir zincirimi çektim. Hemen yandaki tığ battıma girip bu şekilde arkadaşlar ipimi sabitledim. Buraya 7 tane zincir çekiyorum. 6 ve 7. Döndüm arkadaşlar. Bu şekilde. Burada bir zincir bırakmıştık. Buradan bu şekilde birinci ve ikinci kirpiğin arasından girip bu 7 zincirimi buraya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. 4 zincirimi çekerek düz yüzüne döndüm. Hemen 2 defa tığımın başını doluyorum. Bu yaptığım yuvanın içinden girip 1, 2, 2 olarak aldım. Buraya bir trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bir defa tığımın başını doluyorum. Hemen yaptığım bu trabzan arama girip 2 alarak buraya bir trabzan yaptım. Bu şekilde arkadaşlar bir defa tığın başını dolayıp 2 alarak buraya 8 tane trabzan yapıyorum. Bir defa doladım. 3 oldu. Bir defa doluyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane trabzanı bu şekilde yaptım arkadaşlar. Ve yuvaya girip bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar yaprağımızın bir tanesini tamamlamış oluyoruz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şöyle ipimi uzatıp şu büyüklükte arkadaşlar orta boy sayılır. Bu şekilde buraya bir örümcek yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirime bu kapattığım örümceğimin noktasından sık iğne ile buraya kapatıyorum. Buraya bir tane yuva yaptık. Örümceğimizin tepesi bir tane yuva. Yine dibine bir zincir çekiyorum. İlk yaptığım örümceğimin boyutunda arkadaşlar. Şöyle ipimi uzatıp örümcek yaptım. Hemen yuvanın içine girip sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir. 4 zincirimi çektim. 2 defa tığımı doladım. Aynı yuvanın içine giriyorum arkadaşlar. 1, 2, 2. Bu şekilde burada yaptığım gibi arkadaşlar buraya da 2 zincir çekip 8 tane bu şekilde trabzan yapıyorum. 2. Bir defa doladım. 2. 3. 4. 5. Şöyle tutayım arkadaşlar daha net gözüksün. 6. 7 ve 8. Yine arkadaşlar bu ana yuvada da sık iğne ile sabitleyip yaptığım trabzanları buraya sık iğne ile tutturdum. Bu arkadaşlar en son tığ battımın içine de yani zincir çekmeye başladığım tığ battımın içine de sık iğne ile girip bu şekilde tamamlıyorum. Bir zincir hemen yandaki tığ battıya bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. 4 zincir hemen arkadaşlar buraya zincirimin aralığından kapatıyorum. Bir zincir, sık iğne ile diğer tığ battıya bu şekilde bir zincirimi sabitledim. 4 zincir. Hemen arkadaşlar bakın, bu bir zincirin boşluğundan bu şekilde giriyorum. 4 zincirimi kirpik olarak kapatıyorum. Bir zincir, aynı şekilde sık iğne ile sabitledim. Evet arkadaşlar, bu şekilde ortada 5 zincir, gördüğünüz 2 tane de örümcek yaprağımızı tamamladık. Ara mesafesinde size bağlı arkadaşlar. Ben 10 taneden döndüm. Siz istediğinizden 8'den de dönebilirsiniz. Daha yakın olmasını istiyorsanız. Şimdi yaprağımızın yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, ilk yaptığımız trabzanımızın tepesine, yani en uç noktasından bu şekilde sık iğnemle ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Bir tane de zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Burada yaptığım 5 zincirli yuvanın içine giriyorum. 1, 2, 2. Buraya bir trabzan yaptım. 3 seferde aldığım bir trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen kapattım bu şekilde. Bir zincirimi çektim. Bir defa doladım. Yine aynı şekilde 1, 2, 2. 3 seferde aldığım bir trabzan. 4 zincir, kapattım. Bu şekilde kirpikli trabzanlar yapıyoruz. Bu 5 zincirli yeşil yuvanın içine. Bir zincirimi çektim. Bir defa doladım arkadaşlar. 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen trabzan arama kapattım. Bir zincirini ara mesafesini unutmayın. Bir defa doluyorum. Hemen yeşil yuvanın içine 1, 2, 2. Toplamda arkadaşlar bu şekilde buraya 7 tane kirpikli trabzanlar yapıyorum. 4 zincir. Yeşil kısmı arkadaşlar biraz bu şekilde. Yoksa kirpikler kolay. İnsan yaptıkça da değişik bir şey. Çok hoşuna, yani istediği, sevdiği bir şey yaptıkça da severek yapıyor. Zor olmuyor yani yapımı. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenerek yaparsınız arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. 1, 2, 2. 3 seferde. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen trabzanımdan girip aradan arkadaşlar sık iğne ile 4 zincirimi kapattım. Araya bir zincir, bir defa doladım. Hemen yeşil yuvama girip 1, 2, 2. 3 seferde aldığım trabzanlar yapıyorum. 4 zincir. Sonuncu kirpiğimi de kapattım bu şekilde. Bir zincirimi çektim. Yine ilkinde olduğu gibi arkadaşlar, ilk trabzanımın tepesine bu şekilde kapatıyorum sık iğne ile. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kopardım arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen şu iplerimi yakıp döneyim. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok farklı, çok hoş bir yaprakları var. Ben bayıldım arkadaşlar bu yeşil çimen kısmının yaprak kısmına. Umarım siz de çok beğenir ve beğenerek yaparsınız. Modelimiz bu şekilde, şu şekilde şöyle yan yana koyup göstereyim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.